Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi'llezî hedânâ lihâzâ ve mâ kunnâ linehtediye levlâ en hedânallâh. Laqad câet rusulü rabbinâ bil hakk. Sallû alâ rasûlinâ Muhammed. Allahu salli alâ seyyidinâ ve nebiyyinâ Muhammed. Sallû alâ şefî'i cunûbinâ Muhammed. Allahu salli alâ seyyidinâ ve nebiyyinâ Muhammed. Sallu ala tabibi kulubina Muhammed. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala seyyidina nebina Muhammed. La'nü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyüllezine amin üstecibu lillahi velil rasulü idâ da'akum lima yuhyikum. Ve'alemû ennallaha yuhulu beynel mer'i ve kalbihi ve ennehu ileyhi tuhşerûn. وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً بسم الله الرحمن الرحيم يَا أَيُّ الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلْرَسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللّٰهَ عِنْدَهُ اَجْرٌ عَظ۪يمٌ صَلَكَ اللّٰهُ الْعَظ۪يمُ Eğer lillah gelirse hatme bir zat, kavulmaz cebri, sen bir kez anı kat, pes ağından bir haber kim değil-i saadat, tarikta olmayan girmez aziz zat. Haber ver lütfile, hakka giydelim, cemali ve kemali seyredelim. İşte teveccüh hatmi şerif adabından bahis buyururdu Büyük Şeyh Efendi Kandasıllâh Sırrah. Birkaç tane meşhur misal verildi. Kaideler söylendi. Babın son beyti arkadaşlar. Eğer lillah gelirse hatmi bir zat. Bir kişi Allah için kalktı, hatmi şerife geldi. Şimdi tarikatı Aliye ihtiyari bir şeydir. Şeriat-ı Garra-i Muhammediye her Müslümanın boynunun borcudur. Her Müslümanın sırtındaki yüktür. Sübhanallah. İnna aradna al-emanete ale's-semavati vel-ardı vel-cibali fe ebeyne yahmilnaha ve eşfaqna minha ve hamalaha al-insan. Bak, insanın hamlettiği yüktür Şeriat-ı Garra-i Muhammediye. Müslüman oldun mu bu yükü sırtına aldın demektir. Şeriat-ı Garra-i Muhammediye Kur'an-ı Azimuşşan'ın emirleri, yasakları, madem Müslüman oldun, sen bunları sırtına aldın demektir. Bu emirleri aldın, bunlar bana emirdir dedin. Yasakları aldın, bunlar bana yasaktır dedin. Müslüman oldun bu demek yani. Ben Müslüman oldum ama emirleri kabul etmiyorum, öyle bir şey yok. Zaten o zaman sen Müslüman kabul edilmezsin. Ben Müslüman oldum ama yasakları kabul etmiyorum, öyle bir şey yok. Zaten sen o zaman Müslüman kabul edilmezsin. Müslüman olduğun bu emirleri, yasakları zaten sen sırtına aldın demektir. Şeriat-ı Garra-i Muhammediye, Müslüman olan herkes için lazım, olması gereken, olmaması mümkün olmayan, herkesin okuması, öğrenmesi, amel etmesi, uğraşması gereken bir şeydir. Ancak tasavvuf, tarikat-ı aliye, manevi yol, ihtiyari bir şeydir. İsteğe bağlı bir şeydir. Seçmeli bir şeydir. 5 vakit namaz kılmak farzdır. Müslümansan kılacaksın kardeşim. Kılarsan mükafatını alırsın, kılmazsan cezasını çekersin. Bu kadar. Ramazan-ı Şerif, oruç tutmak farzdır. Tutacaksın kardeşim. Müslümansan tutacaksın. Ne demek, mecbur muyum? Mecbursun. Müslümansan nesin? Söyleyin. Mecbursun. Tutacaksın. Tutmazsan cezasını alacaksın. O kadar. Başka bir seçenek yok. Mecbursun. Emirler, yasaklar böyledir, tamam mı? İhtiyar yok. Seçme hakkın yok. Seçme hakkın
Yok. Pazarlık etme hakkın yok. Kendine göre bir şeyleri yapma hakkın yok. Ama tasavvuf ihtiyaridir. Artı bir şeydir tasavvuf, ek bir şeydir. İstersin, talep edersin, uğraşırsın. Yapmazsan mesuliyet yok. Yaparsan büyük mükafat var. O mükafata talipsen, o mükafatı istiyorsan, o şeylere sahip olma, o meziyetleri istiyorsan uğraşırsın, iştigal edersin. Tasavvuf nedir? İhtiyari bir şeydir. Onun için tasavvuf daha özeldir. Şeriat bütün Müslümanlara şamildir. Herkes dinleyecek, herkes yapacak. Ama tasavvuf özeldir. Şimdi burada bahsedilen tasavvufi bir mevzudur. Tasavvufta Hatmi Şerif denen bir şey var. Bu Hatmi Şerife, hani böyle hani kolay kelimelerle söylüyorum, bu Hatmi Şerife tasavvufa dahil olan insanlar katılır. Mesela diyelim ki dernek lokali var, kapıda ne yazıyor? Üye olmayan giremez yazıyor. Ya niye giremem? Kardeşim burası özel bir yer yani. Burası nasıl bir yer? Özel bir yer yani. Ben de girmek istiyorum. Kolay, üye ol derneğe, gir. Ben üye olmadan, öyle bir şey yok ama. Mesela diyelim ki siz herhangi bir caminin kapısında gördünüz mü üye olmayan giremez diye? Hayır. Gördünüz mü öyle bir şey? Öyle bir şey yok. Niye? Oraya herkes girer. Oraya herkese ne? Açık orası. İşte şeriat gibi, hani demin anlattığım gibi düşünün. Herkese açık orası. Ama bazı şeyler var, özel adamına göredir de Allah Allah yani. Adamına göredir. Sen istiyorsundur. İstiyorsan kolay üye olursun kardeşim. Girersin oraya. Yani hani kapıya girip de bir şey, yani niye üye olman giremez demenin bir manası var mı? Yok, orası özel bir kurum orası. Özel bir mekan orası. Oraya göre yapılmış. Tasavvufta öyle düşünün. Yani bu mantıkla anlayın burayı, tamam mı? Şimdi normalde Hatmi Şerife hani tabiri caizse üye olmayan giremez. Hani kolay anlayın diye bu kelimelerle söylüyorum. Tamam mı? Tabiri caizse ne? İyi olmayan giremez. Yani tasavvuf çünkü hani dedi ki özel bir şeydir diye. Eğer lillah gelirse hatmi bir zat. Eğer Allah için birisi kalktı geldi mesela. Şimdi edeb öğretiyor Büyük Şeyh Efendi Kandı sallallahu aleyhi ve sellem. Kovulmaz cebri. Sen bir kez anı kat. O kovulmaz adam gelmiş, ne yapılmaz? Kovulmaz. Bir sesini çıkartma, bir şey deme. Pes ağından bir haber kim deydi Sadat. Sonra bittikten sonra ona tatlı tatlı söyle. De ki tarikte olmayan girmez aziz zat. Yani tarikatta olmayan, hani üye olmayan girmez de ona. Sonra baştan bir şey deme, kalbini kırma, incitme. Ama sonra ona tatlı tatlı böyle ne yap? Söyle. Haber ver lütfiyle, lütufla, yumuşaklıkla, kibarlıkla, nezaketle haber ver. Hakkı giyinelim, cemali vakibale seyredelim. Mesela şimdi, şu anda bu meclis şeriatten konuşmak için tertip edildi. Biz burada Allah'ımızın emirlerinden, yasaklarından bahsedeceğiz. Mevlamız bizlerden neler istiyor, neler istemiyor, tamam mı? Bunlardan bahsedeceğiz. Bu kime açıktır? Bu herkese açık kardeşim. Bunları kimin duyması lazım? Söyleyin. Herkesin duyması lazım bunları. Çünkü konuşulacak şeyler herkesin ahirete hesaba çekileceği, artı bir meziyet değil burada konuşulacak şeyler. Herkesin elinin mahkum olduğu şeyler burada. Benim de sizin de. Herkesin elinin mahkum olduğu şeyler. Ama tasavvuf artı bir şeydir. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Gene bak. اَلَّذ۪ينَ يَذْكُرُونَ اللّٰهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ Bir türlü bitiremedik burayı arkadaşlar ha. Yani belki iki aylık sohbet önce de buraya okudum. Ben sağa solda az gidiyorum ama hep buralardan okudum. Bir türlü bitmedi yani. اَلَّذ۪ينَ يَذْكُرُونَ اللّٰهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ ف۪ي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ اَلَّذ۪ينَ öyle kimseler ki yezkurûne zikrederler, kimi Allah'a, Allah-u Teala Hazretlerine kıyamen ayakta ve ku'uden otururken ve alâ cunûbihim ve yanları üzerine yatarken Mevla'yı zikrederler ve tefekkarûne ve tefekkür ederler ne hakkında fî halkis semâvâti göklerin yaratılışı hakkında tehabel erdi yerin yaratılışı hakkında
Akıl sahipleri o kimselerdir ki ayaktayken, otururken ve yatarken daima Allah'ı zikrederler, anarlar. Göklerin ve yerin yaratılışı hakkında tefekkür ederler, inceden inceye düşünürler. Tarikat dersi alanların hepsinin derslerini tam yaptığına inanamıyorum. Zira zuhuratlarda derslerin tam yapılmadığına işaretler var. Arkadaşlar, vazifelerimizi vaktinde, saatinde yapmaya, tam yapmaya gayret edelim inşallah. Mevani'nden uzak olmaya çalışalım, nefislerimize galip olmaya çalışalım. Yapamadığımız zaman, eksik ettiğimiz zaman inşallah yapalım, tam edelim de hani oldu eksik ettik, üzülelim yani arkadaşlar. Abdülhalik-i Gürcivani Hazretleri Kudüs-i Ruhu Tarikat-ı Aliye'mizin 10. piridir. Bu zatın babası Abdülcemil adında meşhur bir imamdı. Hazır aleyhisselam ile sohbet ederlerdi. Bir defasında Hazır aleyhisselam kendisine bir oğlunun olacağını, ismini Abdülhalik koymasını söyledi. İmam Abdülcemil Malatya tarafında otururken Mavera-ün-Nehir'e hicret etti. Buhara yakınlarında Gürcivan köyüne yerleşti. Ve orada o civarın hükümdarlarından birinin kızı olan zevcisinden Abdülhalik-i Gürcivani Hazretleri dünyaya geldi. Kendisallahu esrarahum. Şeyh-i Büzrük Abdülhalik-i Gürcivani Hazretleri, büyük şeyh. Abdülhalik-i Gürcivani Hazretleri, arkadaşlar ya. Kreşat-ı Şerif, Nefahat-ül Ünz, hep bu zatların hayatlarından, bu zatların menkıbelerinden bahsediyor. İnsanın okuduğu zaman bakıyor böyle. Şimdi Nasreddin Hoca sellemahullah çarşıda giderken kasap gördü, baktı et, canı çekti. Gitti 3 okka et aldı. Götürdü, hanımına verdi. Dedi hanım, ben dedi dışarı çıkacağım dedi. Akşam geldiğim zaman dedi bak et aldım, yahni yap bana dedi. İyi dedi hanım, tamam. Neyse hoca efendi çıktı. O arada eve misafirler geldi, işte kadının arkadaşları geldi falan. Kah kah kih kih. Yediler, içtiler, eti de yediler o arada. Hoca efendi akşam geldi. Tabii bekliyor, eve gidecek. Sofra hazır. Daha kapıya yaklaştı mı yahni kokusu böyle mis mis böyle kokuyor, baharatta falan böyle bekliyor. Şimdi geldi, koku moku yok. Eve girdi. Öyle mat mat, donuk ev. Hayırdır hanım dedi, yahni nerede dedi. Kadın uyanık, kediyi gösterdi orada. Efendi dedi, kedi dedi, eti kaptı götürdü yedi dedi. Ya ama hoca daha uyanık da. Aldı teraziyi eline, koydu kediyi, baktı 3 okka geliyor. Döndü kadına, hanım dedi, bu kedi ise et nerede? Et de 3 okkaydı ya. Bu kedi ise et nerede? Yok bu etse kedi nerede? Şimdi bunu anladınız mı? Bunu ben çok kullanıyorum. Şimdi bu kitapları okuduğun zaman bakıyorsun, tamam mı? Diyorsun ki bunlar insansa ben neyim? Ben insansam bunlar ne yani? Bir okuyorsun hayatlarını, bakıyorsun diyorsun ki bu zatlar insansa Ben neyim ben yani? Ben onların yanında ben neyim yani? Neci oluyorum ben, ne? Çünkü alaka yok ki. Yok ben insansam bunlar ne şimdi? Ne denir bu tür bir şey, ne denir yani? Şimdi iki ayağı var, iki eli var, geziyor, tozuyor, yiyor, içiyor insan. Ya. Abdülhalik-i Gürcivani Hazretleri çocukluğunu doğduğu köyde geçirdi. Gürcivan zaten doğduğu köy. Sonra Buhara'da ilim tahsil etmeye başladı. Bak evvelden böyle bak. Gönderiyor çoluğunu çocuğunu okutturuyor. Ha, git oku. Öğren, din öğren. Allah öğren, peygamber öğren, ahiret öğren. Şimdi bakıyor piyasada ne geçerli. Piyasada ne yürürlükte, ne iş yapıyor, ne itibar sahibi. Ahiret önemli değil yani. Hani belki içinizde, belki banka çalışanı vardır bilmem. Hani kimseye laf söylemiş olmak için söylemiyorum.
Mesela bir insan gururlanır mı? Mesela çocuğu İş Bankası İzmir Bölge Müdürü olsa. Ege Bölge Müdürü falan. He? Ama gururlanıyordur ha. Altında var Ege Bölge Müdürü desen, kaç şube vardır Ege'de ya? He? Kaç çalışan vardır? İnna oturup ağlaması lazım insanın. Ha, hüngür hüngür ağlaması, gözlerinin kuruması lazım insanın. Biz bile ağlamayız ama. Olmasa iyi olurdu deriz. Ha, biz bile ağlamayız. Konuşuyoruz ama biz bile ne yapmayız? Ağlamayız. Olmasaydı iyi olurdu deriz en fazla. Düşünsene ya. İnna lillahi inna ileyhi raciun. Hiç aklına gelmedi mi insan? Bir ömür haram. Hem de yani sadece kendi nefsinde haram değil. Hep haramlara vesile oluyorsun. Hep başkalarının günahına, büyük günahına, kebairine vesile. İşin başkalarına büyük günah işlettirmek. Başkalarının büyük günah işlemesini organize etmek, teşvik etmek. İnsanlara nasıl günah işlettiririm? Hiç aklına gelmez insanın böyle. Ne yaparım da daha çok işlerler insan, günah nasıl daha çok işlerler? Ya ahiret derdi, ahiret. Hep düşündüm ne olacak lan, ne hayret bir şey, ne olacak ya? Ya bir insan dedim ya bak şimdi hani bu üç okkabuk kedi ise et nerede, et sekidine bak, çok nasihat var bunlarda, çok vaaz var bunlarda. Bunu çalıştıracağınız böyle, bu hep çalışacak böyle. Bu ne yapacak hep? Hep çalışacak bu, çalışacak. Bu acayip yakıt harcıyor ha. Öyle bir yakıyor ki. Acayip yakıt harcıyor. Bak geldim. Kemal abiye söyledim. Kemal abi bir çay dedim hemen. Kemal abi çay getirdi. Hemen açtım iki paket çikolata. Hemen... Anca mazot basacağım ki biraz çalışsın yani. Ne çabuk yakar. Hemen böyle bir an evvel yakıta dönecek bir şey lazım böyle. Hemen tık 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 yakıta dönmesi lazım. Demek ki çalışsın yani. Bunu çalıştıracağım. Nereden geldim buraya? Söyleyeyim bakalım. Oh, tamam. Yok ondan sonra başka bir şey vardı aklımda. İş Bankası atladık bir yer. Heh. Bir daha. O önceki mevzu. O önceki mevzu. Arkadaşlar. Bunu dert edeceksiniz. Bunu dert edeceğiz. Çocuğum ne olacak lan? Ne olacak işte Allah Allah yani. Bak şimdi. Benim yaşım 18'di. 18 dolmamıştı. Evden ayrıldım ben. Ferri firru firara. Tabii ondan önce bir süreç var evde. Ne olacak falan filan böyle. Kavgalar, gürültüler, bağırışlar, çığırışlar. Ayrı bir şey yani. Bak şimdi içinizde çocukları okuyan arkadaşlar var. Çocukları medresede okuyan arkadaşlar var. Ananız, babanız, dedeniz, nineniz hopluyordur, zıplıyordur. Bu çocuk ne olacak diye. Ne olacak bu çocuğun istikbali? Onlar vereceğin çikolata yiyecekler onlar. Biraz kafaları çalışsın. Basacağım böyle. Ona bir iki tane yetmez onlara böyle. Basacağım böyle. Hortumla çikolata dayayacağım böyle. Bilmiyorum gene çalışır mı ki kafaları yani. Ben 18 yaşında evden ayrıldım. Maddi olarak, maddi derken yani böyle hani elle tutulur, gözle görülür,
piyasa itibariyle ne güvence var? Söyleyin. Söyleyin. Sıfır ya. Değil mi? Ne var? Sıfır. İşte kafanız o kadar çalışıyor işte. O kadar çalışıyor işte. Oysa Efendimiz var ya. Peygamberimiz var sallallahu aleyhi ve sellem. Mevlamız var Celle Celaluhu. Hani kafa çalışmıyor deyince darılıyorsunuz bana. Niye darılıyorsunuz ki? Hadi be, o da ayrı bir mevzu yani. Niye darılıyorsunuz ki? Niye darılıyorsunuz biliyor musunuz? Darılan adam önündekinin ne olduğunu bilmiyor, onun için darılıyor. Sofrasına ne konduğunu bilmiyor, sofrasındakinin kıymetini bilmiyor, onun için ne yapıyor? Darılıyor. Şimdi ben sana böyle alsam, şuradan bir tane çakıl taşı alsam, Cengiz abi atsam böyle darılırsın değil mi? Hocam bana niye çakıl taşı attı diye. Cengiz abi al desem bu taşı desem ne yaparsın? Darılırsın değil mi? Peki ben sana alsam, şu kadar çakıl taşı yerine bu kadar altın atsam darılır mısın? Niye çakıl acıtıyor, altın acıtmıyor mu? Anladınız mı? He? Mevzu sana atılan şeyin kıymetini bilmiyorsun. Mevzu o. Mevzu sana atılmasıyla alakası yok. Artistsin onun için. Kıymet de bilmiyorsun. Artistsin. Kızıyorsun ondan sonra. He? Değil mi? Hatta dersin hocam dağ büyüğü yok mu dersin değil mi? Acıtıyor. Ya bir kere acıtacak ya. Allah Allah yani. Çarpacak bir kere. Azıcık acıtacak ama öyle bir kazanacağım ki. Değil mi? Biraz daha büyük olsa doğru biraz daha acıtacak ama ya bir kere acıyacak, acıksız diyecek. Ama kıymetini bilmezsen attıkça ne yaparsın? Kızarsın. Büyük attıkça daha çok kızarsın. Daha büyük. Ya çok bana bu bana altın atıyor ya ben gidiyorum dersin. Adama bak ya. Böyle birini görsünüz ne dersiniz? Siz söyle fetvasız bir öderdi. Adama böyle altın atıyorsun, çarpıyormuş böyle acı diyormuş. Ulan diyor bu bana altın atıyor diyor. Ben gidiyorum bir daha gelmeyeceğim diyor. Ne dersiniz bu adama siz? He? Yani deli ayıp ya. Yani deli ayıp ya. Bunu kullanırsan anlaşılıyor bunlar. Mevla bak bu çok büyük bir şey, çok büyük nimet bize. Bunu kullanırsan anlaşılıyor bunlar. Şimdi mesela çocuğunuz okuyor, ananız, babanız, dedeniz, neniz başlıyor çullanmaya. Ne olacak, ne bitecek? Madalyonun bu tarafı. Burada diyorlar ki, ulan bu çocuk ne olacak, hoca olacak da ne olacak diyorlar. Değil mi? Ulan aynı adamlar, kusura bakmayın, aynı adamlar bu tarafta ulan vay hocaya bak, hocaya bak diyorlar. He? Bu tarafta ne olacak hoca olacak da diyorlar. Bu tarafta ne diyorlar? Ulan hocaya bak hocaya bak diyorlar abi. Bu aşağıda efendi sağdı rahmetli. Dergahtan çıktım ben. Erken çıktım. Arabaya gidiyorum. Bir tane genç geçiyor böyle. Baktı böyle. Hep de diyor bunlar da var zaten diyor böyle diyor. Niye? Çalışmıyor çünkü anlaş. O kendini çalışıyor zannediyor. Bunların dertsiz olalım arkadaşlar. Becerebiliyorsak hakikaten, beceremiyorsak sureten ama bunların dertsiz olalım. Efendimiz var elhamdülillah. Anlama. Ne buyuruyorsa yap. Yuşa Aleyhisselam'a çıkılmıştı yağmur duasına. O zamanlar böyle çok çok sık gidiliyordu yağmur duasına. İstanbul'da böyle çok şey kuraklık oluyordu böyle. Hatırlar mısın böyle yağmur bombası falan atıyorlardı? He? Hatırlar mısınız o zamanları? Yağmur bombası. Değil mi? Eski zaman bayağı yani. Ben çocuktum da işte. Hala çocuğuz da. Toprağa gelene kadar neyiz? Toprağa gelene kadar biz büyümeyiz. Biz büyümeyiz. Bakma sen. 70 yaşında olursun, 80 yaşında olursun. Hala nesin?
Hala çocuksun. Hala çocuksun. Biz büyümeyiz. Nerede? Bu kafayla büyümeyiz biz. Efendimiz Kendisi sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, Yuşa aleyhisselamın orada. Arkadaşlar, okuyun, hoca olun, kelimesi kelimesine böyle. Arkadaşlar, okuyun, hoca olun, aç kalın, gelin, ne yiyorsam ondan yedireceğim size. Geçen İstanbul'daydım, İsmail Hoca'nın medresedeydik işte. Oturuyoruz, Ruhul Beyan var şimdi kitaplıkta. Üçüncü hamur böyle eskilerden, tamam mı? İlk İstanbul'da ilk çıkanlardan böyle yani. Beyrut baskı değil, İstanbul'da basılan ilk çıkanlardan böyle üçüncü hamur. Aklıma geldi, ona da anlattım öyle. Bir arkadaşım vardı, Molla Selim, Sellemullah. Ruhul Beyan aldı geldi. Böyle akşam vaktiydi, hava kararmıştı ya. İyi, çok iyi hatırlıyorum. Girdi şimdi medreseye ve aynı odada kalıyoruz onunla. 3-5 kişiyiz böyle. Kitaplarını yerleştiriyor. Baktım ben böyle. Dedim herhalde ömrümün sonuna kadar alamam ben bunu dedim kendi kendime. Baktım ben böyle. Ruhu ben şimdi canım. Dedim herhalde dedim ömrümün sonuna kadar alamam ben bunu dedim. Yani ben böyle kendi kendime. Nedir ki arkadaşım yani? Nedir ki? Mevlamız ne buyuruyor? Yap. Peygamberimiz ne buyuruyor? Yap. Mevlamızın dostları ne buyuruyor? Yap. Onlara itimat et. Kendine itimat etme. Onlara itimat et. Kendine itimat. Kendine itimat etme. Onların yanında kendine itimat etme. Onların sözünün yanında kendine itimat etme. Hele millete hiç itimat etme. Hele millete hiç itimat etme. Herkesi dinle. Herkesi dinle. Ölç, biç, tart. Eğer o hususta Mevla'nın emri yasağı yoksa kabul et. Kafana göre hareket et. Ama küçük kullanacaksın. Mevlamızın emri yasağı varsa doğrusu o bitti o kadar. Abdülhalik Gürcevani Hazretleri çocukluğunu doğduğu köyde geçirdi. Sonra Bukhara'da ilim tahsil etmeye başladı. Bir gün tefsir okurken Es'adübillah وَذْكُرْ رَبِّكَ ف۪ي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخ۪يفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوبِ وَالْاَصَالِ وَلَا تَكُمْ مِنَ الْغَافِل۪ينَ Rabbini içinden yalvararak ve ondan korkarak yüksek olmayan bir sesle sabah akşam zikret. Gafillerden olma. Rabbini içinden yalvararak ve ondan korkarak yüksek olmayan bir sesle sabah akşam zikret, gafillerden olma. Ayet-i Celilesine geldiklerinde hocasına bu gizlediğin hakikati, hani Rabbini yüksek olmayan bir sesle gizliden zikret, bu gizliliğin hakikati ve gizli zikrin yolu nedir? Şimdi bak kuruyor kafasında, düşünüyor, hocasına soruyor. Şimdi bu gizli zikir nasıl olacak yani? Zikredici, zikreden kişi yüksek sesle ve uzuvlarını oynatarak zikrini yapsa herkes duyar görür. Burada zaten yüksek yapma buyuruldu. Kalbinden yapsa şeytan yeri min ibni Adem'e mecrette mi? Şeytan Adem oğlunun kan damarlarında cereyan eder. Hadis-i şerifinin hükmünce yapılan zikirden şeytan haberdar olur, şeytan karışır. Dışarıdan olsa böyle bir sorun var. İçeriden olsa böyle bir sorun var. Böyle sual etti. Hocası bu ledün ilmi meselesidir. Allah-u Teala dilerse seni dostlarından birine, bak demin dedim ya bu ihtiyari mevzudur. Bu şimdi öbür taraf. Bu şimdi üye olmayan giremez kısmı burası şimdi. Bu ledin ilmi meselesidir. Allah-u Teala dilerse seni dostlarından birine eriştirir. O da sana gizli zikri öğretir dedi. Abdülhalik Gürcevani Hazretleri de Kudüs-i Ruhu kendisine ilahi sırları talim edecek bir Allah dostunu beklemeye başladı. Bir gün Hazır Aleyhisselam kendisine göründü. Vukufu adedi denilen usulü öğretti. Şöyle ki Allah Allah, onu bir havuz, ona bir havuz gösterip şimdi şu havuza dal, soktu Abdülhalik Gürcevani seni havuzun içine. Direkt havuzun içine soktu böyle. Hani böyle yani dizine beline kadar değil, böyle toptan soktu havuzun içine böyle. Havuza dal ve kalbinden hiç nefes almaksızın, havuzun içinde daha, havuzun içine soktu, hiç nefes almaksızın La İlahe İllallah kelimesini söyle dedi.
Abdülhalik Gücüvan Hazretleri de Kudüs-i Ruhu derhal suya dalıp kalbiyle zikre başladı ve gizli zikrin yolunu ve tarzını öğrenmiş oldu. Abdülhalik Gücüvan Hazretleri Kudüs-i Ruhu tarikatımızın büyük pirlerindendir. O Arif-i Ribegeri'yi Kudüs-i Ruhu, o da Mahmud İncil Fıgnevi'yi Kudüs-i Ruhu, o da Ali Ramiteni'yi Kudüs-i Ruhu, o da Muhammed Baba Simasi'yi Kudüs-i Ruhu, o da Emir Külali Kudüs-i Ruhu, o da Muhammed Bahattin Şanıkşmat Bukhari'yi Kadısıllah sana yetiştirmiştir. Şuraya bak ya, semaya bak ya. Mevlamızın huzuruna bir çıkacağız. Bu insanlarla berabersin. Sen insan mısın sen ya? Bunların yanında. Yani ne ilmin, ne amelin, ne ihlasın bu insanların yanında yani. Sıralama da yani. Nedir ki? Ne olacak? Seviyoruz iş olmazsa arkadaşlar. Elhamdülillah. Çok şükür Rabbimize. Gayret edeceğiz ama. Gayret edeceğiz. Şanakşibend Bukhari Kudüs-i Ruhu tarikat edeplerini zahiri itibariyle Seyyid İmir Külal'den Kudüs-i Ruhu batın itibariyle kendisinden 5 şeyh evvel olan Abdülhalik Gücüvani'den almıştır. Şanakşibend Hazretleri Kadısıllah sıra tarikata ilk girdiğinde halk tarafından devamlı ziyaret edilmekte olan 3 büyük zatın bulunduğu bir kabristana gitti. Her birinin mezarında orasını aydınlatan bir kandil gördü. Kandillerin içinde fitil ve yağ vardı. Lakin o fitillerin biraz oynatılması gerekirdi ki yağın içinden çıkıp yeni bir ışık versin. Sonuncu mezarda kıbleye karşı oturdu, teveccüh halindeyken kendinden geçme meydana geldi. Tam o sırada kıble duvarının açıldığını gördü. Büyük bir taht ortaya çıktı. Fakat önüne yeşil bir perde gerilmişti. O tahtın çevresine bir cemaat gördü. Onların arasında Muhammed Baba Simasi'yi görünce anladı ki bunlar Tarikat-ı Aliye'nin vefat eden pirleridir. O cemaatten biri taht üzerinde oturan Abdülhalik Gücüvani. Ya, bu cemaat ise onun halifeleridir dedi. Kim anlattı ya? Allah Allah. Geçenlerde bir yerde anlatıldı. Subhanallah. Nerede anlatıldı ki ya? Efendimizin Kadısıllah Sıra memleketinde köyde bir sürü insan çocuğuna Mahmut ismini koymuş. Çocuğu oluyor, ismini de koyuyor? Mahmut. Çocuğu oluyor, ismini de koyuyor? Mahmut. Efendimizin benzer belki diye. Bak şimdi. Kadın çocuğuyla beraber geçiyor. Mesela köyün dışından geliyor. Başka bir köyden bir köye gidecek. Geçerken Efendimizin köyünün oradan geçiyor, tamam mı? Efendimizin köyünün öyle izasını böyle bir yerlere geldikleri zaman kadın dönüyor köye, çocuğuna diyor ki çocuğum bir toparlan bakayım şöyle diyor. Kadının üstünü başını düzeltiyor böyle falan. Çocuğu toparlıyor böyle, üstünü başını düzeltiyor. Burası diyor, Mahmut Efendi'nin köyü diyor. Allah Allah. Arkadaşlar ahiret, bunlar hep ahiret. Bunlar hep ne? Bunlar ahiret. Hocam niye ki şimdi ben bunu anlamadım? İşte. Dön başı işte. Kafalar çalışmayınca anlamıyorsun işte. Kafalar çalışmayınca anlamıyorsun işte. Anlamıyorsun. Hocam anlat. Anlatayım. Efendi rahmetli oldu. Ben şimdi arıyorum sağa solu falan. Bir arkadaş var. Arkadaş dediğim, gerçi yaş, yani görseniz benden yaşlı zannedersiniz de yaş, bir iki yaş benden küçük. Ama görüşürdük öyle. Halleşirdik. Esnaf. Yani o zamanın az bir şey, tabii o zamanlar da öyle kallavi esnaf yani. Böyle az buz esnaf değil yani, tamam mı? Kallavi esnaf. Aradım, cenazeye davet ettim. Tanımaz efendiyi. Bir iki kere belki sohbete gelmiştir, belki gelmiştir, tanımaz efendiyi. Ama davet ettim. Tam da o gün bir milletvekilinin annesinin cenazesi varmış. Ya dedi hocam dedi, böyle dedi ya. Hani oraya gitmem lazım dedi. Ben de bir şey demedim yani. Yani bir şey diyebilecek bir durum değil yani. Keyfin bilir kardeşim, paşa keyfin bilir. Ne bilir? Deyin bakayım. Canlı söyleyin de. Paşa keyfin bilir. Nereye gidiyor? Nereye gidecekmiş? Milletvekilinin nesine gidecekmiş? Annesine gidecekmiş.
Aa, bu milletvekili senin emmin mi? Dayın mı? Neyin oluyor senin? Cık, olsun milletvekili. Ya onun annesi neyin oluyor senin? Hiçbir şeyin değil. Biliyor musunuz? Sonra bir ara yanıma geldi, konuştuk biraz. Dükkan gitti, ev gitti. Bir sürü şey gayrimenkul vardı. Bir sürü ama trilyonluk öyle az buz değil dedim. Trilyonluk gayrimenkul vardı. Hepsi gitti. İş yaptığı dükkanı sattı. Kendi dükkanında kiracı oldu. O da gitti. Evi gitti. Yani evde ekmek yok diyor. Yani geçen bir telefon açtım bana, halatır sorayım diye. Ne yapıyorsun dedim. İşte bir yere taşınmış böyle. Kenar bir yere taşınmış. Oturuyorum dedi yani yapacak. Evde oturuyorum dedi öyle. Yani. Niye gittin milletvekilinin annesinin cenazesine? Evet buyurun. Çalıştırın bakalım şimdi. He? Mesela ne olur milletvekilinin annesinin cenazesinde daha çok mu sevap oluyor yani? Ne tür bir menfaat olabilir? Mesela he, ne yapacak? Tanınacak. O birilerini görecek. Birileri onu görecek. Falancayı görür, tanışır. Aa, siz kimsiniz falan. Ben şuyum. Hemen kartvizitler takas edilir falan böyle. Tanışalım sünnettir. Ya bırak sünnet. Ya kardeşim, hemen gıcık oluyorum öyle. Tanışalım sünnettir. Daha dur bakalım, tanışalım sünnetmiş. Hemen ben ne iş yapayım onu öğrenecek. Hani hemen zaten kuruyor, tilki zaten kuruyor hemen aklında. Bunu ne işim yaptırabilirim, ne tür kârım olur, ne süddetir bir menfaat olur hemen. Bak, bu da aynı bu değil mi? Demin o kadıncağızı anlattığım zaman garipsediniz. Neymiş, köye dönüyormuş da önünü topluyormuş. Niye topluyormuş? Menfaati için topluyor kardeşim. Sen milletvekilinin annesinin cenazesine gidip önünü niye topluyorsan, o da onun için topluyor kardeşim. Ama şu var ki, ne milletvekili senin atı tanır, ne anası seni tanır rahmetli, ne de sana bir şey olur. Olsa bile 3 kuruş, 5 kuruş o kadar ya. Ne olur ki yani. Ama köy bilir mi? Köyde o hani hürmet edilen zat bilir mi? Bilmez. Ama bunların hepsi kim içindir? Söyleyeyim. Püf noktayı söyleyin daha. Mevla içindir. O bilir mi? O bilir. Ondan kaçar mı? Kaçmaz. Herkesin hakkını verir mi? Mükafatını tas tamam verir mi? Fazla fazla verir mi? Misal söylüyorum, sen milletvekili için bir şey yapsan, milletvekilinin karşılığını verebilir de, vermeyebilir de, ki genelde de vermez. Verse az da verebilir, tam da verebilir değil mi? Yani hepsi mümkün. O da nereye kadar, ne verir yani, ne olur. Ama Mevla için bir şey yaptın mı, mükafatını alır mısın? Ne kadar alırsın? Fazla fazla alırsın ya. Yani Allah için şöyle yapsa garip şey. Ne var ki şimdi bunda diyor yani. Tamam. İshak abi nerede? Nerede İshak abi? Hayırdır? İnna lillahi. Bir arayalım soralım sonra, tamam. İshak abi bir ara böyle kendi memleketlerinin bir derneği vardı Bozcaada. Onun başkanı yaptılar bunu. İshak abiye. Anlatıyor şimdi bana. Eski zamanım, çok eski zaman. Acayip kıssa. O zaman Bülent Arınç var. Meclis başkanı mıydı Bülent Arınç? Neydi? Buradan kalktılar. Bülent Arınç'ı ziyarete gittiler. Randevuları var Bülent Arınç ile. Bülent Bey'i ziyarete gidiyorlar. Nereye? Ankara'ya. Bülent Bey neredi? Manisa'da. Yolda geçerken Manisa'ya uğramışlar. O çok eski zaman ama, tamam mı? Manisa Emniyet Müdürünün evine davetliler. Lan Manisa'nın emniyet müdürü sana selam verir mi? Manisa Emniyet Müdürünün evine yemeğe davetliler. İshak abi anlatıyor diyor, girdik eve, neyse oturuyoruz hoş beş falan ama sofra mofra yok. Müdür beyin hanımı da trafik şube müdürü mü neymiş işte o zamanlar için, tamam mı?
Kallavi aile. Oturuyoruz diyor. Kadın bir geldi diyor. Tabii evde kimler hizmet ediyor? Söyleyin. Yok. Polis memurları hizmet ediyor evde. Bak şimdi ya. Kadıncağız bir gelmiş, bir bakmış sofra mofra yok. Bir fırça atmış hepsine. Ne bu demiş, misafirler bekliyor, sofra mofra yok demiş. Ana diyor Yüksek abi, iki dakikada sofra hazır oldu. Böyle bir sofra kurdular bize, böyle göreceksin böyle, tamam mı? Daha dur, mevzuya gelmedim daha. Yeni başlıyorum. Neyse hocam diyor, oturduk diyor, sofra diyor böyle diyor. Bir tane köfte var diyor tabakta. Ne var? Bir tane köfte. Şaşırdım diyor, yani bu adamlar bize bu kadar iltifat ettiler, bu kadar hizmet, ikram, bu kadar yani zengin. Yani bir tane köfte nedir yani hani? Neyse diyor, köfteyi ağzıma bir attım diyor. Tık! Arkadan bir tane köfte geldi diyor öyle. Kim hizmet ediyor? Allah aşkına ya. Niye hemen tık? Soğumasın. Ya 20 tane de koyar oraya. Mevzu sen ye. Soğumasın, biz sana gene, sen soğutma, sen sıcak sıcak ye. Niçin? Çünkü siz Bülent Bey'i görmeye gidiyorsunuz. Gittiğiniz zaman dersiniz ki orada emniyet müdürü bizi çok iyi ağırladı. Bütün mevzu bundan ibaret. Bütün mevzu bundan ibaret. Sadece gittiğiniz zaman zaten yarım saat 45 dakika randevunuz vardır. Randevunuzun arasında bir yerde böyle 3 saniye bizim ismimizde geçerse, bizim ismimizde böyle memnuniyetle bahsederseniz, ya insan dünyası için çalışır, akıllı olun, kabul, tamam da, ama dünya için bu kadarsa ahiret için uğraş kardeşim ya. He? Uğraş ya. Onun için o kadıncağız tabii önlilik der ya. Değil mi? Toparlanır, çocuğunu çevirir, çocuğun bak der. Akıl iki çeşittir arkadaşlar. Vallahi gene kalacak yani, daha bir sürü şey anlatacağım ben size. Burada kaldı mı? Akıl iki çeşittir. Aklı maat, aklı maaş. Aklı maat, aklı maaş, bak maaş, hani maaş diyorlar ya, maaş deniyor ya. Maaş geçim demek. İş, yaşam. Maaş, yaşamlık, geçim demek. Aklı maaş, geçim aklı. Yaşam aklı. Kafası oraya çalışıyor. Nasıl geçinirim, nasıl yaşarım, dolabı nasıl döndürürüm, tezgah nasıl ilerler, kafa buna çalışıyor. Aklı maat, dönüş. Döneceğimiz yer, birisi yaşadığımız yer, birisi döneceğimiz yer. Hakiki dönüp gideceğimiz yerin aklı, yani ahiret aklı. İki çeşit akıl var. Aklı maaş, dünya aklı. Kaba tabir, ne aklı? Dünya aklı. İstikbal dediği hepi topu kaç sene? Yaş kaç? 42, ne kadar ömür biçiyorsun kendine? Hadi cömert ol biraz. Cömert ol, cömert ol. Bak. Mevlana hayırlı, hayırlı ömürler nasip etsin Mevlana. Diyelim ki 90 yaşına kadar yaşasın. Bak bu torpil unutma. 90'a kadar kaç var? Hepi topu istikbal, istikbal dediğin şey bu 48 sene ya. Geçen 42. Kalan 48. Aynısı geçse ne oldu? 42 geçti de ne oldu? Abdülkadir abi yaş kaç? 53. Ne diyelim sana? Yüz üç. Böyle bayramlarda falan böyle hani arkadaşlarla görüşüyoruz. İşte şey Allah-u Teala işte yeni bayramlara kavuşursun falan diyorlar. Bir şey oluyor, Allah uzun ömür versin diyorlar. İçimden diyorum, işte amin demiyorum zaten ha. Amin demiyorum. Hiç. Hayırlısı olsun diyorum. İçimden diyorum, şimdi duam etti diyorum, bedduam etti diyorum yani. Allah uzun ömür versin diyor, diyorum bedduam etti, bedduam etti diyorum ya şimdi ne yani. Allah-u Teala işte seneye de bayrama kavuştursun, hayırlısıyla diyorum. Dua mıdır, beddua mıdır ya? Bak kaç, 53 mü dedin? Gitti 53 sene.
İstikbal dediğin hepi topu 40 sene 50 sene var önünde istikbal, 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 istikbal. Bütün taklalar, cambazlıklar bu. Aklı maal sadece bunu görüyor. Hani istikbal, istikbal ne olacak, ne olacak diyorlar ya, bu işte sadece. Ama aklı maadın gördüğü istikbal, duvar yok, mani yok. Ne kadar görüyor, kaç sene? Heh? Yok. Gidiyor. İstikbal derken planı ona, aklı maadın planı ona göre. Aklı maaşın planı 90 sene, o kadar. Onun zaten yarısından çoğu geçmiş gitmiş. 90 sene. Ama aklı maad sınırsız. Yok. Bu kıssayı bitireyim, burayı kapatalım arkadaşlar. Büyük bir taht ortaya çıktı fakat önüne yeşil bir perde gerilmişti. O tahtın çevresinde bir cemaat gördü. Onların arasında Muhammed Baba Simasi'yi görünce anladı ki bunlar Tarikat-ı Aliye'nin vefat eden pirleridir. O cemaatten biri taht üzerinde oturan Abdülhalik-i Gücüvani, bu cemaat ise onun halifeleridir dedi ve her birini işaret ederek ayrı ayrı gösterdi. Hacı Ahmet Sıddık, Evliya Külal, Hacı Arif Ribekeri, Hacı Mahmud Fağınevi, Hacı Ali Ramiteni, Allah Allah. Hatırlıyorum böyle çocuğuz biz. Çocuk derken böyle 15-17 arası bir şey böyle, tamam mı? Arkadaşlar arasında konuşuyoruz böyle eski. Bir tanesi diyor ki ben var ya diyor, ben diyor Türkiye bilardo şampiyonunun evini biliyorum diyor. O kadar yani ha. Övünç meselesi, övünç vesilesi benim için çok büyük artı puan neymiş? Vah adama bak be. Türkiye bilardo şampiyonluğunun evini biliyormuş yani ha. Anladınız mı? İnsanlar neleri övünç vesilesi yapıyorlar bak. İşte Mevla da bize bunları nasip eder elhamdülillah. Çok şükür Rabbimize elhamdülillah. Mevlamız da bize bunları nasip eder elhamdülillah. Çok şükür Rabbimize. Oo ben öyle insanların evini biliyorum ki elhamdülillah. He? Elhamdülillah. Bunların hepsi Cengiz abinin mevzuya dönüyor. Çakıl taşı, bir de sarı taş mevzusu. Sarı taşın kıymetini bilirsen başka anlıyorsun. Bilmezsen başka anlıyorsun. O cemaat şöyle dedi. Şah-ı Nakşibend Hazretleri'ne diyorlar. Kulağını ver iyi dinle. Büyük Hacı Hazretleri konuşacak. Onun sözleri hak yolundaki sülükte senin için önemlidir. Bu sözden sonra Şah-ı Nakşibend Hazretleri kaddesallahu sıra o cemaate Hazreti Hacı'ya selam vermek ve mübarek cemaliyle müşerref olmak istediğini söyledi. Bunun üzerine önünden perdeyi kaldırdılar. Onu nurani bir pir olarak gördü. Kendisine selam verdi. O da selamını aldı. Ve sonra dedi ki, o kabirde sana gösterilen kandiller şuna delalet eder. Senin bu yolda istiadadın, istiadat kabiliyet demek, istiadadın vardır. Ancak istiadat fiilini, hani o kandilin böyle fitilini biraz çekip hareketlendirmek gibi, istiadat fiilini, büyük ihtimal fitil buraya yanlış yazıldı, istiadat fitilini harekete geçirmek gerekir. Ta ki aydınlana, sırlar zuhura gele. Daha sonra üzerinde dura dura şöyle dedi. Abdülhalik Gücüvani Hazretleri Şah-ı Nakşibend Hazretleri'ne nasihat ediyor bak şimdi. Daha sonra üzerinde dura dura şöyle dedi. Bütün hallerde ayağını emir ve yasak seccadesi üzerine koyasın. Allah Allah. Kelam-ı Şerife bak ya. Bütün hallerde ayağını emir ve yasak seccadesi üzerine koyasın. Yani bir seccade düşün. O seccade ne? Mevlamızın emirleri, Mevlamızın yasakları. Her halde onun üzerinde ol. Hiç dışarı çıkma oradan. Her halinde onun üzerinde kal. Hiç emirlerin, yasakların dışına ne yapma? Çıkma. Hep emirleri tut, yasaklardan kaç. Hiç bunun dışında bulunma. Bütün hallerde ayağını emir ve yasak seccadesi üzerine koyasın. Ciddi işlere girip, yani azimetle amel edip, Resulullah Efendimizin aleyhissalatu vesselam sünneti üzere hareket edesin. Kolaylık taşıyan ruhsat yollarından
ve bid'at işlerinden uzak durasın. Hemen her zaman Resulullah Efendimizin aleyhissalatü vesselam hadisi şerifleri önderin olsun. Resulullah Efendimizin aleyhissalatü vesselam sahabe-i kiramın haberlerini ve izlerini araştırasın, inceleyesin. Bizler işte böyle büyük zatların tarikatına mensubuz elhamdülillah. Bunun kıymetini bilelim, derslerimize güzel çalışalım. Ama burası böyle kalsın arkadaşlar. Yapacak bir şey yok, uzun gidecek çünkü. Mevlamız dostlarını çok sevmek nasip etsin arkadaşlar. Ahiret derdi. Dünya. Dünya öyle böyle geçiyor gidiyor. Varıyla, yoğuyla, iyisiyle, kötüsüyle geçiyor gidiyor dünya. Geçecek, gidecek, bir gün gelecek, bitecek. Bir gün gelecek, bitecek. Müstesnası yok. Dışarıda kalanı yok. Ben bu hükümden haricim diyebilecek kimse yok. Bittiği zaman Mevlamız bizden razı olsun. Bütün mevzu bu. Mevlamız bizden razı olsun. Kulum, ben senden razıyım. İnşallah. Fedhuli fi ibadi. İnşallah. Ya yüdennesül mudmeyne. İrci'i ila rabbiki. Râdiyeten merdiyeten. Râdiyeten, sen razı olduğun halde. Yani Mevla öyle bir ikram ediyor ki kuluna, dünyada ne olduysa oldu, sen razı oluyorsun. O da acayip bir şeye bak şimdi. Peki. Unuturmayın burayı, tamam mı? Râdiyeten merdiyeten. Ya yüzenim sülh unutmayın. Şimdi arkadaşlar, bak. Efendimiz öyle buyurdu, düşünmeyene bir şey yok. Bu dünyada bin bir çeşit hal var. Mesela burada bu kadar insanız. Herkesin sıkıntısı, derdi, tasası vardır değil mi? Herkesin var bir şeyleri yani. Yani dertsiz, tasasız insan olmaz. Ama bizimkiler öyle eften püften ufak tefek şeylerdir yani. Hani bizim en büyük sıkıntımız bile dünyadaki böyle büyük sıkıntılara göre eften püften şeylerdir. Dünyada acayip acayip olaylar var. Yani duyduğun zaman için parçalanıyor, için gidiyor yani. Adamların evleri başlarına yıkılıyor. Bir geliyorsun, çoluk çocuk yok evde. Almışlar, götürmüşler. Mültecilerle alakalı bir yazı okudum böyle. Sadece mülteci deyince soruyu anlamayın yani. Tam dünyanın her tarafında var böyle. Düşünsene, ailesin, kaybolmuşsun. 3 senedir çocuğunu görmüyorsun, bilmiyorsun çocuğun nerede ya, bilmiyorsun ya. Sağ mıdır, öldü mü, ne oldu bilmiyorsun yani. Dağılmışsın, sen bir taraftasın. Sen bir yerde bir çadırda kalıyorsun. Duymuşsun öbürü ölmüş. Duymuşsun öbüründen hiç haberin yok. Öbürünü duymuşsun bir yerlerde birileri görmüş. Birisi gözünün önünde parçalanmış. He? Bizim için çok laf bunlar değil mi sadece? Ama bu gerçek arkadaşlar bunlar. Şimdi bizim sıkıntılar bunların yanında sıkıntı mı? Söyleyin. Söyleyin ya. Ya ne ki ya, Allah Allah ya. Yani bizim sıkıntımız ne? Çayımızın şekeri az oldu, o kadar yani. Çorba tuzlu oldu, çay soğudu yani. Sıkıntılar bunlar, bizdeki sıkıntılar. Vay bu çorba niye tuzlu oldu? Şimdi arkadaşlar. Sen böyle bir şeyi görsen, bunu düzeltmeye de gücün yetse düzeltir misin? Hadi ama. Ooo. He? Değil mi? Böyle bir şey senin gözünün önünde olsa, senin de onu düzeltmeye takatın yetiyor olsa ne yaparsın? Düzeltirsin. Hatta yani çoğu zaman takatın yetmiyor bile olsa uğraşırsın bir şeyler yapmaya yani. Mevla müdahale etmiyor. Bir sürü şey oluyor. Bismillah. Ya eyyühen nefsül mutmainne. Ey mutmainne olan nefis. İrci'i, doğru mu okuyorum? İrci'i ila rabbike fedhuli fi. Sonra râdiyeten orada değil mi? Ya eyyühen nefsül mutmainne. Ey mutmainne olan nefis. İrci'i, dön ila rabbiki, Rabbine dön. Râdiyeten, razı olduğun halde. Merdiyeten, razı olunduğun halde. Bak hatta
Bak şimdi şurada burada bir tane adam var. Razıyeten bu adam razı. Merdiyeten bu adamdan razı olunmuş. Kim razı oluyor bundan? Mevla razı oluyor. Mevla'nın kulundan razı olması çok büyük iş, tamam. Yani iyi de ben öyle düşünüyorum kendim kendime, merak yani bu adam insan razı olsa ne olur olmasa, sen kimsin razı olsan ne olur olmasan ne olur yani. Önemli olan Mevla'nın senden razı olması değil mi? Sen razı olsan ne olur olmasan ne olur yani. Ama Mevla onu özellikle zikrediyor, bir de onu önce zikrediyor. Radiyeten sen razı olduğun halde, merdiyeten ve razı olunduğun halde. Şimdi dikkat et bak, hani demin anlattık ya işte dünyadaki hadiselerden mesela. O adama Mevla öyle bir karşılık verecek ki artık bilmiyoruz ama öyle bir karşılık verecek ki Mevla neticeyi söylüyor. O adam razıyeten olacak. Tamam ya Rabbi ben razıyım diyecek. Bir çocuğu gözünün önünde parçalandı, öbürü bilmem ne oldu, öbürü bilmem ne oldu, öbürü bilmem ne oldu, Allah muhafaza etsin. Ne diyecek ahirette? Tamam ya Rabbi, razıyım ben diyecek yani. Ya benim hafsalı bunu almıyor değil mi? Alıyor mu sizinki? Ama Mevla bak ben razıyeten, cennete Mevla onu razı edecek, bak razı edecek. Sen razı oldun mu? Oldu tamam, ben de senden razı oldum, yürü cennete. فَدُخُل۪ي ف۪ي عِبَاد۪ي kullarımın arasına gir, وَدُخُل۪ي cenneti cennetime gir. Bu dünya gelir geçer gider. Ne kadar sıkıntı, imtihan öyle böyle olsa da sen vazifeni yap, gayret et, uğraş. Mevla seni razı edecek, hiç merak etme sen. Mevla seni ne yapacak? Razı edecek, hiç merak etme sen. Allah'ım nasip etsin arkadaşlar. Amin. Subhanakallahumma bihamdike eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etûbü ileyk. Mevlamız razı olunmak nasip etsin inşallah. Şu dünya dünya. Dünya. Peki. Şimdi Efendimizin mektubu altından okuyacağım arkadaşlar bir yer. Bir saat oldu değil mi? Ne yapayım? Bismillahirrahmanirrahim. 25. mektup. Evet. Hazır Başak ve Ali Osman Başak efendileri gönderilmiştir. Tarikat-ı uyku hali ve ondan sonra gelen hallerin beyanı hakkındadır. Muhterem kardeşlerimiz Hazır ve Ali efendilere, Esselamu aleyküm ve rahmetullahi teala ve berekatuhu ve ala men ledeyküm min ibadillahissalihin. Yazmış olduğunuz mektubu aldım. Çok memnun oldum. Derslerdeki haliniz çok asıldır. Bir şeyden bahsediyorlar efendilerimize, geçkinlikten bahsediyorlar. Fenazerimiz bu hal çok asıldır yani. O, iyi bir şeydir bu. Uykum çok geliyor diye yazdınız. O bizim bildiğimiz gaflet uykusu değil. Belki bu yolda muteber ve makbul olan uykudur. Ashab-ı Kehf 309 sene mağarada uyudular. İşte ona benzer. Risale-i Kutsiye'nin bir beytinde buna işaret vardır. Adem mahvu şuhud bustet fenayı bulan salik bulur sırrı likaya. Bugün arkadaşlar çok böyle tasavvufi mevzular geçti. Ya artık bu da nasip böyleymiş bugün işte. Adem mahvu şuhud vuslet fenayı, budan salik bulur sırrı likayı. Fena tam olmadan bulmaz bekayı, fenayı bilmek istersen anla layı. Fena fil kül olup hakkı giydelim, cemali bakimali seydelim. İşte bu derslerde olan, işte bu derslerde evvela bir uyku gibi hal olur. Adem, yokluk derler ona. Sonra mahiv derler ki ikinci bir derecedir. Ondan sonra bu halden uyanır. Cenab-ı Hak müşahede olunur gibi bir haldir. 25. mektup arkadaşlar. İnşallah. Ondan sonra bu halden uyanır. Cenab-ı Hak müşahede olunur gibi bir haldir. Ondan sonra biraz daha bu müşahede derin olunca vuslet. Bundan sonra bir derece daha ileri gidince Mevla'ya mülakat sırrını anlar. Göreyim sizi. Dersleriniz hiç eksik olmamalı. Bu mektubu ihvanlara okursunuz. Vesselam. Buna not almıştık arkadaşlar okuduğumuz zaman. Efendimiz onu gönderdi, bu iki zata gönderdi. Bunu başkalarına da okuymuyordu. Ben de size okudum. Teferruat yapamıyorum şimdi burada. Ama söyledim 25. mektup kendiniz okursunuz inşallah. Tamam arkadaşlar. Bak bak bu mektubu ihvanlar okursunuz. Asissiniz da işte. Ben okudum. Teferruat yapamıyorum. Kusura bakmayın. Vakit. Ama siz kendiniz de okuyun inşallah.
Şimdi birkaç tane notum var. Mektubu okudum. Yarın ziyarete gidiyoruz inşallah arkadaşlar. Efendimiz'i ziyarete gidiyoruz. Gelmeye çalışın. Takriben 1,5 ayda 1. Şimdi Bursa'dayken kocam öyle yapmış idi. Fakir de yaptı elhamdülillah. Ve evvelden biz İstanbul'daydık. Sonra Ubeydullah Cam rahmetli hocamı Bursa'ya istedi. Hocam Bursa'yı istediği zaman hocam Efendimiz'e önceden bir sordu. Ya Efendimiz'e sordu ya da Gözlük Ahmet Hocam'a sordu. Tam hatırlamıyorum. Sordu. Ubeydullah Cam'la bir sözleşme yapıldı. Bazı şeyler talep etti hocam. Şunlar 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 olsun. Bunlar bunlar olmasın diye. Öyle gitti hocam Bursa'ya. Bu fakirde ben de efendili yaptım öyle elhamdülillah. Duruyordur hala bir yerlerde. Benim dokümanların arasında. Hocamınkinin kopyası gibi çok az bir şeyler belki değiştirmişimdir. Hocam çok memnun olmuştu ona öyle. Hocama sormuştum böyle böyle yapayım diye. Bir şey Mehmet Hoca Kavalcı imzalamıştı rahmetli. Efendi rahmetli imzaladı. Maddelerden bir tanesi buydu yani. Hocam öyle yapardı. 6 haftada 1 İstanbul'a ziyarete gidilecek. Efendi önce 6 ay anladı onu rahmetli. 6 haftada 1 İstanbul'a ne olacak? 6 ay takriben 40 güne tekabül ediyor arkadaşlar. 6 kere 7. Ha işte yani takriben 40 güne tekabül ediyor. Bursa'dan 6 haftada 1 İstanbul'a Sohbet-i Şerif'e giderdik arkadaşlar. Buradan da evvelden gidiyorduk Efendimiz Fatih'teyken. Ama Çavuşbaşı'nda yani gittiğimiz zaman insanları böyle ağırlayacak orada bir yer yoktu şimdiye kadar. Böyle açıkta kalıyordu insanlar. Onun için ben ön ayak olmuyordum. Ama şu anda orası müsait. Güzel bir cami-i şerif yapıldı. Erkeklerin abdest alacağı yer var. Hanımların abdest alacağı yer var. Şu anda yer müsait. Allah'ın izniyle. Yani başka bir pürüz olmaz ise böyle takriben 6 haftada bir İstanbul'a organize yapacağız. Gelen gelir, gelmeyen gelmez. Allah Allah. Gelen gelir. Heh. Bak şimdi ben sizin önünüze sofrayı koyuyorum. Ben önünüze sofrayı koyuyorum. Buyurun. Yiyin. Yersin, şişersin, senin bileceğin iş. Yemezsin, aç kalırsın, senin bileceğin iş. Sofra önünüzde. Tamam. Her hususta bak, her hususta takatımız nispetince her hususta yani hep düşünüyoruz böyle bu insanların neye ihtiyacı olur? A vitaminine ihtiyacı var, hemen sofrada A vitamini olan bir şey olsun. C vitaminine ihtiyacı var, bunların sofrasında C vitamini olsun. Düşünüyoruz böyle bu insanların nelere ihtiyacı olur? Hepsini önünüze koymaya çalışıyoruz. Sen yemezsin, vitaminsiz kalırsın. Ben diyebileceğim bir şey yok kardeşim yani. Ama uğraşıyoruz yani Allah'ın izniyle. 6 haftada bir gidilecek. Gelmeye çalışın, gayret edin. Buna gelemediniz, öbürüne gelin. Kendiniz gidin. Normalde kendiniz gitmeniz lazım. Bu bizimki işinizi kolaylaştırmak. İlla bizimle gelin demiyorum. Ama Efendimiz'i ziyarete gidin. Ama Efendimiz'i ziyarete gidin. Tamam. Yarın akşam çıkacağız inşallah Allah'ın izniyle. Gidiyoruz, geliyoruz zaten. Bu bir. Bismillahirrahmanirrahim. An Amara, şimdi birkaç tane madde var burada onları söyleyeceğim size. An Amara radıyallahu anhu, Hazreti Ömer'den rivayet olundu. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular. Men dekhale suka, men kim dekhale girerse esuka, kim çarşıya girerse. Men kim dekhale girerse, nereye esuka çarşıya girerse. Fekale derse, ne derse, la ilahe illallahü vahdehu la şerike leh. Lehul mülkü ve lehul hamdü yuhyi ve yumit ve vahiyyul la yamut ve yedihil khayr ve ala külli şeyin kadir. Bu kadar sadece. La ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Lehul mülkü ve lehul hamdü yuhyi ve yumit ve vahiyyul la yamut ve yedihil khayr ve ala külli şeyin kadir. Zaten herkesin dili aşinadır buna. Kim çarşıya girerse ve böyle derse keteballahu Mevla yazar lehu o kişiye ne yazar? Elfe elfi hasenetin 1 milyon sevap yazar Mevla Celle Celaluhu. Bu kadar bir kere hani 10 kere derse 100 kere derse yok yani. Her gün dükkana gidiyorsun değil mi? Bitti yok işte bak. Değil mi? Herkes mekanına gidiyor çarşıya. Herkes gidiyor yani bir yerlere. Yani çarşıya gider deyince illa böyle çok büyük bir şey anlamayın. Çarşıya girerse bak öyle geçti. 1 milyon ne olur? Sevap yazılır. Tamam. Ve maha anhu elfe elfi hasenetin 1 milyon sevap 1 milyon ve maha anhu elfe elfi seyyetin 1 milyon günah silinir. Büyük ticaret ya.
ve rafa'a lehu elfe elfi derecetin, 1 milyon derece yükselirsin. Yani Allah katındaki mekanın mesela neydi? 18 milyondu mekan, Allah katındaki derecen. Ne olur? 19 milyon olur. Tamam? Bunu öğrendiniz. Bunu yapmaya çalışalım inşallah. Bunu okumamın asıl gayesi. Bunu yapmaya çalışalım. Bu önemli. Ama okumamın asıl gayesi. Geçen çok sevdiğim bir arkadaşım misafirdi burada. Çok kıymetli, çok samimi, çok gayretli bir arkadaş misafirdi. Bu hadis-i şerifi okudu. Burada. Okuduğu zaman dedi ki, her evden çıkarken dedi, böyle. Ben böyle bir darlandım. Men dehale suka, kim çarşıya girerse, var mı manasında bir kapalılık? Anlamadığınız bir şey var mı? Bunun evden çıkmakla alakası var mı kardeşim? Mesela ben şimdi evden çıktım, buraya geldim. Ben evden çıkıp buraya gelince bir çarşıya falan girdim mi ben? Alakası yok ki kardeşim ya. Ben bir darlandım. Böyle kasılıyorum, tamam mı o zaman ben böyle? Tabii yani bir şey diyecek bir ortam yok. Ertesi gün evden çıkıyoruz. Hüseyin'le beraber çıkıyoruz. Benim Hüseyin var 9 yaşında. Çıkıyoruz. 2-3 basamak indik. Baba bir dakika dedi. Ne oldu oğlum? Hani hoca efendi dedi ya bir dua. Dedi ben çıkıyor onu okuyacağım dedi. Unuttum dedi. Döndü geriye okudu çocuk. Benim başımdan kaynar sular döküldü aşağıya. Evden çıkarken la ilahe illallah vahdehu la şerike leh lehul mülkü ve lehul hamdü yuhyi ve yumiitu ve hayyul la yumiitu bihi'l hayr ve ala kulli şeyin kadir desen ne olur? Ya sevap oluruz Mevla'yı zikrediyorsun, tamam. Tamam olur, tamam. Ya illa bir şey boşa gider mi? Gitmez. Ama buradaki o mu? Değil. Artı. Bu çocuk bunu nasıl öğrendi? Evden çıkarken okunacak diye öğrendi. Bir, evden çıkarken bunu okumak sünnettir diye okursa o bid'at olur bir kere. Yanlış bir. Yanlış iki, bu çocuk bunu bir daha çarşıya girerken okumayacak. Çünkü evden çıkarken okunuyor biliyor. İyi anlamaya çalışın, bilmiyorum anlatabiliyor muyum? Çarşıya girerken de ne yapmayacak? Sünnet olan yerinde, Peygamberimizin tavsiye ettiği yerde ne yapmayacak? Okumayacak. Çünkü orada okunuyor biliyor. Zarar bir. Zarar iki. Amel edecek. Uğraşacak. Çifte zarar. Arkadaşlar, samimiyet çok kıymetli iştir. Ama kişinin anlayışı, görüşü, bakışının genişliği çok 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 önemlidir yani. Onun için dikkat edin. Yemek yediğiniz sofralara dikkat edin. Aşçılarınıza dikkat edin. Malzemelerinizin kalitesine dikkat edin. Sofradaki malzemenin kalitesine dikkat edin. Bu da kırmızı, bu da kırmızı. Ya bu da domates, bu da domates. Bunun kilosu 1 lira, bunun kilosu 5 lira. Dikkat edin. Tamam. Haftalardır böyle benim kafamı öyle kurcalıyor. Ben söyledim. Bitti. Bu bir. İki, arkadaşım bir tanesi telefon açtı. Selamünaleyküm, aleykümselam. Bana çok soruyorlar böyle, ben hep böyle ben bilmiyorum diyorum, çıkıyorum işin içine. Çünkü bilmiyorum. Çünkü ne yapmıyorum? Deyin bakalım. Bilmiyorum. Hocam Rabiül Evvel'e girdik mübarek olsun. Olsun. Sağ ol, teşekkür ederim. Olsun mu? Olsun kardeşim. Hepsi mübarek olsun. Mesela neye girdik şimdi? Hangi güne girdik biz şimdi? Cuma'ya girdik. Mübarek olsun. Cumartesi girdik. O da mübarek olsun. Pazara girdik. O da mübarek olsun kardeşim. Allah hepsi mübarek olsun ya Allah Allah yani. Hocam peygamberimiz buyurmuş ki kim Rabiülev'e girdiğin zaman işte arkadaşlarımla mübarek olsun derse kıyamete kadar peygamberimiz ona dua ediyormuş. O ne ya? Ya atlamayın böyle şeylere. Ne? Hocam WhatsApp'tan arkadaşlar gönderdiler. Hay sizin WhatsApp'ınıza.
Arkadaşlar ya bak işte bak çikolata yiyeceksiniz. Rabiül Evvel'in mübarek olsun. Rabiül Evvel'e girdik ha. Arkadaşlar bizim yaşadığımız toplumda millet Rabiül Evvel, Rabiül Ahir biliyor mu? Bilmiyor. Rabiül Evvel'e girdik deyince bir şey öğreniyor millet. Ya kardeşim 1400 sene önce zaten Ocak, Şubat yerine millet bunu kullanıyordu. Zaten herkes biliyordu Rabiül Evvel'e girdik. Kalkıp kimseye Rabiül Evvel'e girdik demenin bir manası yok ki. Biz hangi ayda şimdi? Arkadaşlar bilin ha aralığa girdik. Ne saçmalıyorsun dersin bana ya? Şşt aralığa girdik ha haberin var mı? Diyor musunuz birbirinize? Aralığın mübarek olsun. Ne alakası var kardeşim? Bir de neymiş? Peygamberimiz kıyamete kadar dua edermiş ona. Başka? Sonra? O ona gönderiyor, ona gönderiyor, ona gönderiyor, ona gönderiyor, ona gönderiyor, ona gönderiyor. Ne bu ya? Hoşuna gidiyor milletin. Ya çalıştırın biraz ya kardeşim ya. Böyle ve girdik kardeşim. Aralığa girdik de Allah Allah ya. Ya şimdi nasıl? Şimdi aralığa girdiğimizi bilmeyen var mı? He? Birine kalkıp eşit biz aralığa girdik ha demenin manası var mı? Ya peygamberimiz zamanında da böyleydi. Birine kalkıp biz Rabiül Evvel'e girdik demenin manası yok ki yani. Bir özelliği bir şey yok ki. Atıyor millet. Peygamberimiz bir de kıyamete kadar dua edermiş ona. Geçen birisi aradı bir şey sordu. Kim hatırlamıyor böyle. Yanında başka birisi var o söylemiş. Yani söylenen şey makul değildi. Ben gene böyle temkinli davranımda kitapta gösterin falan derim. Hangi kitapta var? Hacı amca oradan sesleniyor. Bukhari, Müslim, Tirmizi, İbn-i Mace bütün bildiği kitapların adını sayıyor. Onlar da var diyor. Ya kardeşim ya Allah aşkına ya destekli salla ya. Destekli salla ya. Atlamayın her şeye. Bakın. Ya bunlar ya böyle hurafe oluyor. Ondan sonra hurafe doluyor ortalık ya. Ondan sonra ne doluyor ortalık? Hurafe ya. Kardeşim hurafe olmayan bir şeyde bile. Şimdi sabahları işraktan sonra Mektubu Şerif okuyor sırayla. Böyle sıra bende. Bu fakirde sıra. Tam Mektubu Şerif'te nasıl geçiyordu hatırlamıyorum ama demek ki ana baba hakkıyla alakalı bir şey vardı. Ruhul Beyan'da onunla alakalı bir rivayet vardı. Onu okudum ben. Mektubu Şerif okurken Ruhul Beyan'dan da orayı okudum. İşte şunu şöyle okursanız şöyle olur gibisinden bir şey tamam mı? Ama çok hoşuna gitti milletin. Milletin böyle şeyler çok hoşuna gidiyor. Şu duayı şu kadar okursan şöyle olur. Bu duayı bu kadar okursan böyle olur. Bunu böyle yaparsan böyle olur. Bunu böyle yaparsan böyle olur. Bayılıyor millet ya. Arkadaşlar bunları pazarlama taktiği. Söyleyin. Pazarlama taktiği bunların hepsi. Hepsi pazarlama bunların. Bayılıyor millet, mest oluyor böyle. Ruhul Beyan'dan orayı okudum. Bayıldı millet. Bayılıyor. Ruhul Beyan'dan okuyorum ya. Neyse bitti işrak kılında yukarı çıktık. Hocam beni çağırdı yanına. Yer misin yemez misin? Sen bunu Efendimiz'den duydun mu böyle bir şey? Yok. Ne söylüyor millete? Ne söylüyorsun millete? WhatsApp'tan da okumadım millete ha. Bak kaidesi böyle. İlk geldim İzmir'e. Ya arkadaşlar yani yol yordam o kadar büyük bir iş ki. İlk geldim İzmir'e. Ya taze zamanlar böyle. Efendimiz o aralar bir şey işte günde şu kadar şu okunsun diye bir şey hatırlamıyorum. Bir şey buyurmuştu Efendimiz. Kim buyurdu? Efendimiz buyurdu. Ben sohbette söyledim bunu. Efendi bana darılmış rahmetli. Efendimiz söyledi. Ben vaaz ediyorum, sohbet ediyorum milletle. Dertleşiyoruz. Söylemiş. Efendi bana darılmış. Hocama söyledim. Hocam dedim böyle böyle oldu. Hani bana darılmışlar. Haklı dedi. Daralır tabii. Niye söylüyorsun? Sen kimsin? Niye söylüyorsun? O söyleyecek. Sen söyleyemezsin. Sen niye söylüyorsun ki? O söyleyecek. Sen söyleyemezsin. Arkadaşlar doğrularda bile usulü vardır, yol yordam vardır ki ya doğruyla alakası yok anlatılanların ya.
dısının hiçbir şey buluyorlar, uyduruyorlar, atıyorlar ortaya, milletin hoşuna gidiyor. Oh, çıktı bir şey. Ya kardeşim geçen sene yoktu bu, ondan önceki sene yoktu, 10 sene önce yoktu, 50 sene önce yoktu, 100 sene önce yoktu. Sen diyorsun ki 1400 sene önce söylendi bu. Ama saf mıyım ya? Siz saf mısınız kardeşim? 10 sene önce böyle bir şey yoktu piyasada. Hani yeni çıktı dense tamam diyeceğim. Ya 1400 sene önce söylendi diyorsunuz ya. Allah, 10 sene önce neredeydi bu? Pazarlama taktiği bunlar. Şimdi insanlar bakıyorlar, çekiyor, insanların hoşuna gidiyor ya. Heh? O televizyonlarda var ya, rating. Ta nasıl oluyor da bilmiyorum ya. Talep. Talep oluyor ya. Talep oldukça piyasaya sürüyorlar böyle şeyleri. Talep oldukça piyasaya sürüyorlar böyle şeyleri. Ama ahirette kârınız olmaz. Bu da aklımdaki bir şeydi, söylemiş oldum. Operatör taksit. Şimdi bu telefon operatörleri kendileri taksit yapıyorlar. Diyelim ki bir telefon alıyorsun. Faturana yansıtılmak üzere taksit yapıyorlar. Tamam mı? Mesela ben kitap satıyor olsam, bu kitap 10 lira olsa peşin, ben bunu size vadeli ayda 1 lira 1 lira, 20 ayda 20 liraya satabilirim. Bunda bir sıkıntı olmaz. Tamam? Bu kitap peşin 10 lira. Bunu size vadeli ayda 1 lira 1 lira, 20 lira 20 ayda satabilirim. Sıkıntı olmaz. Kim satıyor? Ben satıyorum. Peşin 10 lira, vadeli 20 lira. Ben satıyorum. Sıkıntı olmaz. Ama diyelim ki Cengiz abi dese ki senin paran yok. Cengiz abiye sen desen ki Cengiz sen ver hocama 10 lirayı peşin ben alayım. Ben sana ayda 20 lira, ben 1 lira 1 lira 20 ödeyeyim ben sana desen bu faiz olur. Bak neticede sonuçta değil mi? Aynı kitap alıyorsun 20 lira ödüyorsun. Bak ama o yolda yapınca helal, bu yolda yapınca faiz. Fark anladınız mı? Araya üçüncü bir şahıs veya üçüncü bir kurum girdiği zaman o zaman ne olur? Onun yaptığı iş ne sadece aradaki? Sen para veriyorsun, para alıyorsun. 10 lira veriyorsun, 20 lira alıyorsun. Peşin para verip vadeli para alıyorsun değil mi? Benimki mal satmaktı. Seninkinde mal satmak yok. Sen sadece para verip para alıyorsun değil mi? Bu faiz. Şimdi operatörler böyle sattığı zaman arkadaşlar, ben çünkü vakıf oldum böyle bir şeye denk geldim. Mesela Turkcell'in yaptığında, Turkcell'in kendi bir finans şirketi var. Turkcell'e gittin, bunu satın alıyorsun. Bir sene faturana işte faturan diyelim ki 50 liraydı, faturan 100 lira olsun diyor. Bunu sana satalım diyor. Öyle değil iş. Turkcell'in ayrı bir finans şirketi var. Turkcell parasını oradan alıyor. Aynı araya üçüncü bir kurum girmiş gibi. Zaten öyle diye imza atıyorsun. Sana tüketici kredisi diye imza atıyorsun. Tamam mı? Sen oraya krediyi ne yapıyorsun? Ödüyorsun. Bu caiz değildir arkadaşlar. Tamam. Bu insanların müptela olduğu bir şey. Buna dikkat edin. Mesela geçen bir arkadaşın öyle bir işi vardı. Başka bir operatörle yaptı. Özellikle hani soruldu yani onlara sordular. Onlar üçüncü bir kurum olmadan yapıyorlarmış. Direkt kendileri yapıyorlarmış. O zaman sıkıntı olmaz. Böyle bir şey yapacaksanız soracaksınız. Arada üçüncü bir kurum olmayacak. Sözleşmeyi iyice irdeleyip inceleyeceksiniz. Kredi mevzusu falan hiçin iş ne yapmayacak? Geçmeyecek. O zaman olabilir. Üçüncü bir kurum varsa, üçüncü bir şahıs varsa, kredi mevzusu varsa caiz olmaz. Bundan da sakının. Bundan sonra her ay size kitap tavsiye edelim geliyor aklıma. Her ay size kitap tavsiye edeyim geliyor aklıma. Ne dersiniz? He derseniz devam edeceğim ama okuyacaksınız. Her ay diyeyim. Şu kitabı oku, bu ay bu kitabı okuyun diyeyim yani. Öbür türlü okuyor musunuz? Kitap okuyor musunuz? He? Ne diyorsunuz? Okumuyorsunuz. Oku diyeyim mi o zaman? Bu ayın kitabı bu. Oku diyeyim mi? He? Değil mi? Değil mi? Biraz teşvik olur yani. Mesela bak şimdi, biz ne zaman konuştuk Ahmet abi? Oldu iki hafta. İki hafta oldu değil mi? Birinin yarısını geçtim. Birinin helal olsun Ahmet abi. Aferin Ahmet abi. Hadi be sen de. Normalde mesaj göndermiştik arkadaşlar. Gene tekrar mesaj göndereceğiz. Bu iki cilt olduğu için hangi ay değiliz? Aralığınız mübarek olsun. Olsun kardeşim ya, Allah Allah ya. Ya. Tamam olur mu? Olur. Ama peygamberimiz böyle buyurdu denmez. Aralığın mübarek olsun. Olsun kardeşim, dua et birbirine, dua et. Tamam.
ama peygamberimiz böyle buyurdu, kıyamete kadar böyle olacakmış. Öyle denmez yani. Aralık ve Ocak'ın tavsiyesi bu kitap olsun arkadaşlar. Tamam. Herkes okusun, ısrar ediyorum. Ben söz verdim Ahmet abiye o gün. Bak Ahmet abi biri bitirmiş. Ben bitirdim elhamdülillah. Çok şükür Mevlamız nasip etti. Önümüzdeki sohbete kadar bir daha okuyacağım inşallah. Bir kere bitti. Önümüzdeki sohbete kadar ne yapacağım? Bir daha okuyacağım inşallah. Allah'ın izniyle. Tamam. İlmi bir kitap. Birinci cilt sadece evlilik bahisleri var. Nikah talak bahisleri var. İkinci ciltte kurban bahsi var. Ondan sonra yemin bahsi var, adak bahsi var, miras bahsi var. Sıkılırsınız bunu okurken. Çünkü kıssa anlatmayacak. Şöyle şöyle olursa böyledir, böyle çok böyle tatlı şeker şeyler anlatmayacak. Kafanız şişecek. Bol bol çikolata ihtiyacınız olacak. Latifesi o işin. Gazete okur gibi okuyun geçin. Çok böyle anlayacağım diye uğraşmayın. Gazete okur gibi okuyun. Geçin. Koyun kendinize. Günde 5 sayfa okuyacağım diye misal olarak söylüyorum. Okuyun geçin. Yani 100 mevzu okusanız, 100 mevzudan bir mevzu, bak 100 mevzudan 90 mevzu demiyorum. 100 mevzudan bir mevzu okusanız yeter size. Bir mevzu anlasanız yeter size. Tamam mı? Yeter ki başından sonuna kadar okuyun arkadaşlar. Hani bazı kitaplar var illa anlayın diyeceğim ama bu yani herkesin illa anlayacağı bir kitap değil. İlmi mevzular var. Ama şu var ki böyle mevzular varmış aklınızda kalacak. Mesela bak Kemal abi. Mesela benim Hüseyin'in altınları var biraz, tamam mı? Küçük çocuk da altını var. O altınlar hizmette şu anda borç olarak nereye verildi? Hizmete verildi. Mesela ben okumuş olsaydım önceden veremezdim onu, vermezdim. Bir baba evladının malını borç veremezmiş başkasına. Kendi yiyebilir ama. Kendi yiyebilir bak. Okursun o zaman konuşuruz. Bak. Mesela misal olarak söyleyelim. Sadece burayı okusan bir satır yazıyor mesela bir satır. O bir satır sadecelerin karın olsa. Bak şu anda ben onu yaptım, bir mesuliyet tereddüt etti. Buraya bir şey yazıldı bana. Ben çocuğumun altını vardı, medresenin de ihtiyacı vardı. Kalktık medreseye borç olarak verdik. O benim nereye yazıldı? Söyleyin. O benim buraya yazıldı. O bir satır bak 600 küsür sayfa, 600 sayfa arkadaşlar. 600 sayfadan sadece bir satır benim almış olsam ben onu, ben bu işi bir daha yapmasam, bir daha buraya yazılmaktan ne yaparım? Kurtarırım. Öyle çok bir şey kalacak şey yapmayın yani. Ağır bir kitap çünkü. Yani ilmi bir kitap. Halk diliyle yazılmış değil. İlmi bir kitap. Ama dediğim gibi 100 mevzudan bir mevzu kalsa sizde çok büyük kârdır yani. Tamam. Bu ayın kitabı bu arkadaşlar. Hatta 2 aylık kitap. Bir ay içinde bir cildin hiç olmasa ne yapın? Bitirin inşallah. Tamam mı? Allah'ın izniyle. Bu da bir. Ondan sonra kitap tavsiye. Bir de ikinci ciltte kurban bahsi var. İshak abiye söyledim, teşvik edelim dedi ama fazla da bastırmayalım dedi. Kurbanla alakalı çok mevzular var. Yani seneye kurbanda sıkıştırabilirim sizi. Kurbanda iş yapan arkadaşlar var ya, şart koşabilirim yani. Yani Hızır hocam rahmetli Efendimizin damadıydı. Hızır hocam rahmetli Efendimizin nesiydi? Damadıydı. Efendimiz mültekayı bitirmeden evlendirtmedi ama. Mültekayı bitir ondan sonra. Önce ne olacak? Tamam. Söz kesildi mi? Kesildi. Nişan yapıldı mı? Yapıldı. Düğün ne zaman? Ne zaman mültekayı bitirirsin o zaman? Şimdi ben de seneye yani kurbanda sorabilirim yani. Okudunuz mu kurban bahsini? Diyebilirim ki yani gerçekten de okunması lazım yani. Bir insan bir işte meşgul oluyorsa o iş hakkında bilgi sahibi olması lazım. Tamam mı? Böyle. Az kaldı bitiriyorum. Bizim bir mesaj sistemimiz var. Mesaj gönderiyoruz biliyorsunuz. İşte arkadaşlar ameliyat oluyorlar mesela. Mesaj gönderiyoruz. İşte falanca ameliyat oldu. İşte şurada yatıyor. Ziyer saate bu. Bunlar tamam. Mesela ameliyat oldun. Haber ver bize bir mesaj gönderelim. Çocuğun oldu. Ameliyat oldu bize.
Çocuğun oldu, mesaj haber ver, mesaj gönderelim. Efendim cenaze oldu, haber ver, mesaj gönderelim. Bunlar çok lazım şeyler. Ama bazen arkadaşlar böyle hani ayarı kaçırıyorlar. Telefon açıyor bize, misal söylüyorum. Hocam dişim ağrıyor, mesaj gönder, dua etsinler. Hocam parmağıma iğne battı, çok acıyor, mesaj gönder, dua etsinler. Şimdi bir şey de diyemiyoruz. Bu çok ayıp oluyor arkadaşlar. Orada da dengeyi kurmaya çalışın. Tamam. Son madde. Bize devamlı Kur'an-ı Kerim geliyor şimdi. Geçen beni de aradılar. Bir firma. Arkadaşlar hep pazarlama taktiği. Aradılar. İşte Kur'an-ı Kerim'imiz var. Asıl fiyatı 30 lira. Biz satıyoruz, size 20 liraya olur. Hayır yapmak ister misiniz? Hayır kardeşim. Ama millet istiyor. Aa öyle mi, gönder diyor. Hayır yapacağım diyor. Gönderiyor. Ha babam Kur'an-ı Kerim geliyor bize. Geliyor bize. Kur'an-ı Kerim getirmekle hayır yapmış oluyor musunuz? Söyleyin. He? Hayır. Hiç hayır yapmış olmuyorsunuz. Niye? Herkesin Kur'an-ı Kerim'i var ki. Kur'an-ı Kerim olmayan bir memleket değil ki burası. İnsanların Kur'an-ı Kerim hani arayıp da bulamadıkları bir şey değil ki. Sen bana 10 tane Kur'an-ı Kerim verdiğin zaman ne oluyor biliyor musun? Bana sadece dert oluyor. Ben bunları ne yapacağım şimdi diyorum yani. He? Ne yapacağım şimdi ben bunları? Kur'an-ı Kerim'in var mı? Senin var mı? Senin var mı? Senin var mı? Senin var mı? Şşt, senin var mı? Sana diyorum sana. Ahmet senin var mı? Harun senin var mı? Bu oynuyorlar bak. İşte abi. Senin var mı Yusuf Kur'an-ı Kerim'in? Serhat abi Kur'an-ı Kerim'in var mı? Nereden bulacağım ki ben kardeşim? Kime vereceğim ki yani? Anladınız mı? Pazarlama taktiği. İnsanlar geçen sene Ramazan-ı Şerif'te birisi kalktı BİM kart verdi. Ama dünyanın BİM kartı ha. Dünya mı yani ha? Rakama vurduğun zaman ne? Dünya. Kalksana ya. Arkadaş senin yaşın kaç? Ya ben bu çocuğa 500 liralık BİM kart versem ne işe yarar ya Allah aşkına ya? Otur oğlum. Bunun ne hayır olur ya? Ben BİM kart vereceğim. Benim hayrım böyle kullanılsın. Ya kardeşim bu çocuk alacak çikolata, alacak şeker alacak ya. He? Öyle değil mi? Ne hayır olur ki bunun? Yani bir şey yaparken insan böyle kendi kafasından bir şey yapmaya çalışıyor ama 12'yi vuramıyorsunuz. Mesela o BİM kart veren arkadaş onun onda birini nakit verseydi o kadar büyük hizmet olurdu ki. Mesela diyelim ki 10 tane Kur'an-ı Kerim geldi. 20 liradan almış olsa 10 tane Kur'an-ı Kerim'i ne eder? 200 lira. Biz 200 lirayla bir yerin su parasını verirdik, bir yerin elektrik parasını verirdik. İşte diyelim ki bir haftalık ekmek paramız ne kadar? Ekmek masrafımız mesela, ekmek, fırına verdiğimiz para. 200 lira, bir haftalık ekmek masrafımızı öderdik. Nakit ödüyoruz. Ben fırıncıya Kur'an-ı Kerim versem oluyor mu? Arkadaş bir haftalık ekmek ücreti olur mu öyle? Olmaz. Ne oluyor? Ne türlü bir hayır oluyor? Kur'an-ı Kerim getirdi, ne yapıyoruz biz onu? Koyuyoruz oraya, orada ne yapıyor? Söyleyin. Duruyor. Bir de üzerine yazmış böyle, işte falancanın hayırıdır yazmış böyle. Okunmayacak ki o. Onun okunacağı bir durum yok. Bekleteceğiz. Belki yaz talebesinde çıkar belki Kur'an-ı Kerim olmayan falan böyle. Belki. O da belki. Ama yani 3 tane varsa olacak. 100 tane varsa ben nereye vereceğim ki onları yani? Ama o kalkmasa 200 lira oraya vereceğin, 200 lira nakit vermiş olsaydın mesela, misal söyleyeyim. Değil mi? Onu biz böyle uygun yerde kullanacaktık. Biz de istifade edecektik. Hizmet rahatlayacaktı. O da istifade edecekti yani. Hep arkadaşlar kullanacağız inşallah. Peki. Uzattım kusura bakmayın. Ama bunların söylenmesi lazımdı. Hep böyle yazdım böyle aylık sohbette bunlar söylenecek diye. İnşallah. Ya Rahman Rahim. Ya Rabbi sapmaktan, kaymaktan, yanlışlara düşmekten cümlemizi muhafaza eyle. Ya Rabbi Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam bu dini nasıl yaşadı ya Rabbi? Öyle yaşamaya bizleri muvaffak eyle. Nefse şeytan olmaktan cümlemizi muhafaza eyle. Zamanın fitnesi uymaktan cümlemizi muhafaza eyle. Ya Rabbi cümlemizi salih, saliha eyle. Talebelerimize alim, amil, muhlas eyle. Kısalarımıza alime, amile, muhlas eyle ya Rabbi.
Ya Rahman Rahimin, Ya Rahman Rahimin, Ya Rahman Rahimin. Dostlarının razı olacağı hizmetlere cümlemizi muvaffak eyle. Amin. Ya Rabbi günahlarımızı mecanına nafı mağfuret eyle. Amin. Günahsız şekilde huzuruna kavuşmak bizlere nasip eyle. Amin. Ya Rabbi cümlemizi cennetinle, cemalinle müşerref eyle. Amin. Kabir adabından, cehennem adabından cümlemizi muhafaza eyle. Analarımıza, babalarımıza, dedelerimize, ninelerimize, vefatına, bütün arkadaşlarımıza, akrabalarımıza, kardeşlerimize merhamet eyle. Kabir adabı çekenlerin azaplarını izale eyle ya Rabbi. Ya Rabbi dostlarına beraber Peygamberimizin aleyhissalatu vesselam sancağı şerif adına toplamak cümlemize nasip eyle. Medreselerimizi muhafaza eyle. Hocalarımızı muhafaza eyle. Talebelerimizi muhafaza eyle. Medreselerimizin, talebelerimizin sayısını gün be gün müzdahil eyle. Din-i İslam'ın tervicini, sünnisinin tervicini bizleri hadim eyle. Kur'an-ı Dimşan'a hadim eyle. Kendimiz, çoluğumuz, çocuğumuz bir ömür ya Rabbi. Kur'an-ı Dimşan'a hizmetkar olmak bizlere nasip et ya Rabbi. Dünya sevgisini kalbimizden ihraç eyle. Tam manasıyla sana dönmek nasip eyle. Ya Rabbi cümlemizi ahiret aklıyla merzuk eyle. Dünya hevesinden, dünya gailesinden, dünya muhabbetinden bizleri halas eyle ya Rabbi. Ya Rahman Rahimin, Ya Rahman Rahimin, Ya Rahman Rahimin. Ya Rabbi burada bulunan bütün kardeşlerimizin dünyevi, uhrevi, hayır muradatını ikram-ı ihsan eyle. Cümlemizin müşkilatlarını asan eyle. Hastalarımıza sıhhatler nasip eyle. Borçlarımıza edalar nasip eyle. Ya Rabbi sıkıntılarımızı bertaraf eyle ya Rabbi. Ya Rabbi günahsız şekilde buradan kalkmak cümlemize nasip et ya Rabbi. Ya Rabbi cümlemizi hüsnü hatime nasip eyle ya Rabbi. Suyu akıbetten cümlemizi muhafaza eyle ya Rabbi. Ya Rabbi Müslümanlara yardım eyle. Mağluplara yardım eyle. Mazlumlara yardım eyle ya Rabbi. Ya Rabbi zulümden Müslümanları halas eyle, muhafaza eyle ya Rabbi. Ya Rabbi memleketin haline hayrı tebdil eyle. Şerlerin şerlerinden muhafaza eyle ya Rabbi. Ya Rahman Rahimin, Ya Rahman Rahimin, Ya Rahman Rahimin. Ya Rabbi bilerek işlemiş olduğumuz kavli, fiili, ameli, itikadi, zahiri, batini, küçük günahlarımızı mecrüne affu mağfiret eyle. Günahsız şekilde huzuruna kavuşmak bizlere nasip et ya Rabbi. Ya Rahman Rahimin, Ya Rahman Rahimin, Ya Rahman Rahimin. Talebelerimize, hocalarımıza, kardeşlerimize, cemaatimize, bizlere devam, sebat, istikamet, keskin zeka, ulumu nafi'a, ahlak, hamide, amal, saliha, ikhlas, kesb-i sukatime, fena fillah ve kabillah makamları nasip eyle, rıza Allah'ta, marifetullah'ta, gün bugün terakketler nasip eyle, talim ve talimle ziyade güç, kuvvet ve ihsan et ya Rabbi. Vazifelerimizi vaktine, saatine, itmam, ikmal, icra, bizleri muvaffak et ya Rabbi. Ya Rabbi. Fena billah ve kabillah cümlemize nasip et ya Rabbi. Huzuru kalbi üzere sana koşmak nasip et ya Rabbi. Ya Rabbi bu gafletten bizleri halas eyle ya Rabbi. Allahümme inna nes'elike iman sebali küfrün. Allahümme inna nes'elike iman ile sebali küfrün. Allahümme inna nes'elike iman sebali küfrün. Tamam ben ni'me ve devam ile afiye ve üstüne khatime. İlâ şerefin nebiyyi Muhammedin sallallahu teala aleyhi ve sellem ve alihi ve ashabı şeyhine kâfe. Ve ile rafına ve khâsı ve ile rahmeti şeyhine ve kabdeli kulubine ve muallimine ve alemine alemine hacı mahmullahu fiyhi kudsa sura el Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Bismillahirrahmanirrahim.